Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsindəyik və xatırlatdığım kimi Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsində bir neçə müəssisələr var ki, burada fəaliyyət göstərirlər. Onlardan da biri də gübrə zavodu, mineral gübrələr demək müəssisəsidir. Böyük bir ərazidə yerləşir həmin bu demək müəssisə. Bu barədə bizə ətraflı məlumatı verəcək bu müəssisənin rəhbəri Ramazan bəy. Ramazan bəy, çox təbrik edirəm sizi, xoş gördük. Böyük bir müəssisəmiz var və artıq bu məhsullardan da görürük ki, həqiqətən həcmi də böyükdür və təbii ki, daha böyük olması üçün, daha böyük hədəflərə çatması üçün sizə bir daha uğurlar arzu edirik. Ramazan bəy, bu gübrələrin digər gübrələrdən fərqi nədədir? Gübrələrimizin farkı ondandır ki, biz organomineral gübrə istehsalatı ilə məşğuluz. Yəni, burada sadəcə kimyasal tərkibli preparatlardan azor, fosfor, kalyumu qarışdırıb böyle bir gübreler ortaya çıkartmıyoruz. Bizim halihazırda istifadede olan 41 adda kaydiyattan geçmiş preparatlarımız var. Bunların 8 tanesi biyopestitlerdir. Diğerlerinin hepsi organomineral gübrelerdir. Biz tamamen beyan edilen elementlerin tamamını karıştırıp pazara sürebiliyoruz. Yani çünkü pazarda bugün vitrine elinizi attığınız zaman diyelim ki şu gübreyi ben götüreyim, pazara sunayım, bitkime vereyim, ağacıma vereyim, pamuğuma vereyim ya da herhangi bir bitkime vereyim dediğiniz zaman görüyorsunuz ki elementin üzerinde sadece azot, fosfor, kalyum var. Yani bu sıravari bir element, makro elementlerdir. Ama bu bitkinin yetişmesi için lazımlı olan tek elementler değil. Bir bitkiyi emele getirmek için mikro elementlere de ihtiyaç var. Ve mikro elementlerin de maksimum olması lazım, yeteri miktarda olması lazım. Eğer siz sadece makro elementi verip tamam azotu verdim, ben bitkiye bu sene azot verdim, gerek ona bana mahsul versin dediğinde o bitki sana o mahsulü vermeyecek. Azot görevini yapacak, boya verecek. Fosfor görevini yapacak. Potasyum meyveyi büyütecek görevini yapacak. Mikro elementte de kendi vazifesini yapmaz sonunda. Biz keyfiyetimizi iddialaşıyoruz ki, ona göre ki ortaya koyuyoruz ki biz en yakışı gübreleri istihsal ediyoruz. Ve bizim elimizde şu anda Avrupa Birliği'nden almış olduğumuz ekotest sertifikatı var. Avrupa Birliği'nin tescil etmiş olduğu bir keyfiyet göstericisidir bizim için. Belki bu da yetmeyebilir. 2020'nin aklında Cenab-ı Prezident Tertel'de bir fermera bir medal takdim etmiş oldu. Ve o medal o kişinin pamukçulukta birinci olduğunu göstermişti. O birinci olan yoldaşımız fermer, sırf bizim gübreleri istifade etmekle hektara 60 santimetre orta hesabatta pamuk götürmüş oldu. Bu da bize gösteriyor ki biz doğrudan çok keyfiyetli işler yapıyoruz. Ve bu yolda inşallah bu büyüte büyüte gideceğiz bu işlerimizi. Ramazan Bey, bizim de bu Türkiye teknolojisiyle bütün bu avadanlıklar uğraşmalar. Bəli, teknolojimiz tamamen Türkiye teknolojisi. Ama halihazırda bu teknolojiye getirdiğimiz preparatlar, ham maddelerimiz 13 ayrı ülkeden getiriyoruz. Ve getirip burada değişik aparatlardan geçirip işledikten sonra karışıma gönderiyoruz. O karışımdan sonra paketlemeye gönderip pazara sunabiliyoruz. Ramazan Bey, bir sual da burada var. Siz hem de bayağı bunu çok yaxşı, düzgün vurguladınız ki, bəzən bu gübrənin necə gəldi istifadə edənlər var. Məsələn, mən gübrə verdim və torpaqdan istədiyimi alım. Siz bunu bayağı düzgün vurguladınız ki, bu olmur. Bunun üçün bir xüsusi mikro elementlər olmalıdır, sonra bunun istifadə qaydası olmalıdır. Mən bildiyimə görə siz həm də həmin bu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara bir bilgilər də verirsiniz. Onları məlumatlandırırsınız bu istifadə ilə bağlı. Bəli, bu barədə biz Azərbaycana 4 aylı lokasyon olaraq belirlədik. Harita üzerinde ikinci plan sahaları ve Türkiye'den de 4 ayrı uzmanımızı getirdik ve bunlarla birlikte Azerbaycan agronomlarla birlikte ortak eğitim planlaması yapıyoruz. İnformasyon veriyoruz, resept yazıyorlar. Yoldaşlarımız gidiyor arazilere bakıyorlar. Arazide çatışmamasıları analiz ediyorlar ve buna uygun gübre resepti yazıyorlar. Bu da olmadığı zaman biz ne yapıyoruz şu anda? Artık kurmasına başlayıp May ayının ortalarına falan artık start vereceğimiz bir büyük bir laboratuvar kuruyoruz bu fabrikanın içerisinde. Bu laboratuvar ne işe yarayacak? Bu laboratuvardan fermer yaprağını kesip gönderecek bize gün erzinde. Biz onun analizini yapacağız burada. Ve diyeceğiz ki yaprağında falan filan elementler çatışmıyor. Sen buna 2 faiz ya da 3 faizlik zinc ver. 8 faizlik demir ver. Bunları bu fermere biz çatdırmak zorundayız. Eğer ki demir ihtiyacı yoksa bir bağın, bahçenin ya da parnikin. Biz bu demir ihtiyacı olmuyor mu ya? Niye aşırı rasot yaptırak ki? Niye verek ki?
Götürüp vitrinde demir olan bir elementi alıyorlar, bağ atıyorlar. Zaten demir ihtiyacı yoksa onu niye vereceğiz ki biz? Bizim istediğimiz şey laboratuvarda hem toprak analizimizi yapabileceğiz, hem yarpak analizi yapabileceğiz. Ondan sonra fermere diyeceğiz kardeşim senin sahanda bu elementler çatışmıyor. Ya sana uygun bir gübre yapalım, verelim. Çünkü bunlar toksite maddesi değil. Toprağı zehirleyecek maddeler değil. Yani bugün eğer toprağı zehirleyen bir madde olsa amafosu, karbamidi insanlar belli bir miktarda atarlar. Hangi miktarlarda atıyorlar diye sorduğun zaman herkes kendi agronomun yazmış olduğu resepte uygun atıyorlar. Biz de o agronomuz. Halihazırda tüm Azerbaycan'daki sahaların agronom olmaya çalışıyoruz. Ramazan Bey, bu Azerbaycan'la bağlı meseleleri bildik ve bu çok güzel işlerdi. Ve bir sual da yaranır. Sizin haricide pazarlar için məhsul ixracatınız var mı? Veyahut da ki yoxdursa bu nəzərə tutursunuz mu? Bəli, biz yani bu sanayi mahallesine gelip de burada bu işe başlamamızın sebeplerinden bir tanesi doğrudan bu sanayi mahallesinde halihazırda büyük avantajlar var. Nedir? Altyapı var. Nedir? Limanlara yakınlık mesafesi var. Elet limanının bize yakın olma üstünlüğü ondan ibarettir ki biz 9 kilometrede ishal ettiğimiz malı Hazar yoluyla istediğimiz ülkeye çıkartabileceğiz. Bugünlere biz Özbekistan'da ve Kazakistan'da artık kaydiyatla bağlı müracaatlarımız var. Biz istiyoruz ki bu 42-41 tane preparatımızın tamamını Özbekistan ve Kazakistan'da kaydiyata salıp oralarda istihsal edebilek. Eğer ki biz bunu başarabilsek önümüzdeki yıllarda belki daha diğer ülkelere de yavaş yavaş çıkışımız sağlanacaktır. Halihazırda bizim birinci hedefimiz tabii ki Azerbaycan. Çabamız, eziyetimiz ondan ibaret ki Azerbaycan'ın dört bir tarafına bu ürünleri gösterelim. Zaten insanlar bir defa istifade ettiği zaman el çekmiyor. Keyfiyeti gördüğü zaman diyor ki tamam ben bundan sonra bunu istifade edeceğim. İnsanlara sadece o bir defa kullandırmayı biz göstermeye çalışıyoruz. O bir defa kullandıktan sonra 100% bir eminiz ki el çekmeyecek bize. Çünkü en keyfetli mallar yapmaya çalışıyoruz burada. Minnettar Ramazan Bey. Çok sağ olun, size uğurlar arz ederek. Hatay'daki hürmetli tamaşaçılar, biz Hacı Qabul'da sanayi məhəlləsindəyik ve Hacı Qabul'da sanayi məhəlləsində gübre istehsalı məşğul olan müəssisələrin birinden size məlumatları çatdırdıq. Efirimizi devam edirik ve bütün bu Hacı Qabul'la bağlı meselelerde ilerleyen dəqiqələrimizdə size çatdıracağız.